abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğenirseniz sevinirim. Şimdi sevgili arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım. Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurucusu kimdir? Kutalmışoğlu Süleyman Şah'tır. Başkent İznik'tir. Bakın, ilk başkentleri İznik'tir. MSÜ'de böyle bir soru tercih edilmiştir. İznik'in merkezde kurulan Türkiye Selçuklu Devleti'nin hükümdarı kimdir diye bir soru gelmişti. Değerli arkadaşlarım, ve cevabımız Süleyman Şah'tı. Buna dikkat edelim. MSÜ'de soruldu. Dikkat, dikkat. TYT'de sorulabilir. Hiç belli olmaz. Şimdi 1. Kılıç Arslan dönemi hakkında sizlere bilgiler vereyim. Güzel yorumlar yapalım. Çaka Beyliği'ne son veriliyor. Unutmuyoruz. Eğer bir hükümdar beyliğe son vermek istiyorsa Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlamak istiyordur. Yani ATSB'yi. Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlamak istiyordur. 1. Haç Seferi gerçekleşti ve 1. Kılıç Arslan mağlup oldu. Savaşın sonucunda Kudüs Haçlıların eline geçerken Haçlı kontukları kuruldu ve merkez İznik'ten Konya'ya taşındı. İlk merkez neresiydi? İznik. Sonrasında nereye taşındı? Konya'ya taşındı değerli arkadaşlarım. Diğer bir hükümdar, değerli arkadaşlarım, 1. Mesut. Bakır para bastırıldı. Şimdi diyeceksiniz ki hocam, 1. Kılıç Arslan döneminde neden para bastırılmadı? Çünkü Haç seferlerinden dolayı zaman yoktu değerli arkadaşlar. O yüzden bağımsızlıklarını geç elde ettiler. Türkiye ismi bu dönemde kullanılmaya başlandı. Ve ayrıca 2. Haç seferi gerçekleşti. 1. Mesut bu savaştan galip ayrıldı değerli arkadaşlarım. Bazı bilgileri alın değerli arkadaşlarım. Yani not tutabilirsiniz. Bilgiler bizim için önemli. TYT'de sadece yorum sorulmuyor. Bilgi soruları da soruluyor. Dikkat ediyoruz. Bizans'tan bir Yokefalon Savaşı gerçekleşti. Bakın bu savaşa dikkat. Bu savaşla Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşiyor ve yurt tutan savaş olarak tarihi kayıtlara geçiyor. Yurt açan savaş hangisiydi? Malazgirt Savaşı. Yurt tutan savaş bir Yokefalon. Anlaştık mı değerli arkadaşlarım? Dikkat ediyoruz. Malazgirt yazalım. Bu dönemde altın para basıldı. Ekonomi iyiye gidiyor. Danişmentilere son verildi. Ne demiştik? Bir beyliğe son veriliyorsa Anadolu Türk Siyasi Birliği sağlanmak isteniyordur. Bakın püf noktayı size vermişim zaten. Şunu not alın mutlaka mutlaka. 2. Kılıç Arslan döneminde ilk kervansaraylar inşa edildi. Bakın bu kavramlara dikkat edelim. Kervansaray ne demek hocam? Kervansaray tüccarların konakladığı yerdir. Ticaret amaçlı yapılan mimari eserlerdir. O yüzden dikkat etmemizde fayda var. İlk kervansarayın ismi Alayhan'dır değerli arkadaşlar. Şöyle bir durum var. 2. Kılıç Arslan ölmeden önce ülkeyi 11 oğlu arasında paylaştırıyor. Bazı öğrencilerim diyor ki hocam futbol takımı mı kurmuş? Bazen olabiliyor öyle şeyler. Değerli arkadaşlarım, bu bize neyi gösteriyor biliyor musunuz? Bu bize ülke hanedanın ortak malıdır anlayışını gösteriyor. Yani geleneksel Türk anlayışını gösteriyor. Otorite zayıflar mı? Zayıflar, çünkü kimin tahta geçeceği belli değil. Kavga çıkar, kan çıkar. 1. Gıyasettin Yüksekçe dönemi. Antalya alındı. Demek ki yavaş yavaş denize gidiyor bu devlet. Liman şehrini aldı. Gevherne Sübe Darüşşifa inşa edildi. Dilim dönmedi. Darüşşifa ne demek? Hastane demek. Dikkat, bu kavramları bilmeniz lazım. Ticarette uğraşıldı. Hemen hemen tüm hükümdarlar döneminde ticarete uğraşılmıştır. Rüknettin Süleyman Şah döneminde Saltuklara son verildi. Amaç ne? Amaç Türk Siyasi Birliği'ni sağlamak. Diğer önemli hükümdar İzzettin Keykavus. Şimdi neden Keyhüsrev hocam? Neden Keykavus hocam? Çünkü bunlar İranlıların etkisi altında kalmışlardır. Buna da dikkat edelim. Sinop alındı, ithalat ve ihracat merkezi yapıldı. Coğrafi konum olarak Sinop nerede? Karadeniz'de. Demek ki bu devlet Karadeniz'de etkin bir konuma gelmek istiyor. Sinop'ta ilk tersane açıldı. Tersane gemi yapım yeridir. Donanma yeridir. Unutmuyoruz. Kıbrıs ve Venedik krallıkları ile ticaret antlaşmaları yapılıyor değerli arkadaşlarım. Bakın bu devlet ticarette çok değer veriyor. Bu devlet deniz ticareti yapmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Yani Büyük Selçuklu Devleti gibi değil. Büyük Selçuklu İran sınırları içerisinde olduğu için deniz ticaretiyle uğraşmamıştır. En önemli hükümdara geldik. Alaaddin Keykubat dönemi. Değerli arkadaşlarım. Şimdi Alaaddin Keykubat. Alanya alındı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi var. İnşallah. Yani inşallah diyorum da belki bazı öğrencilerim Alanya'yı istemezler ama Alanya'yı ben öneriyorum değerli arkadaşlarım. Güzel bir üniversite. Yer olarak da güzel bir yer tabii. Güzel bir yer yani. Neyse. Harzem Çağları ile Yassı Çemen Savaşı yapıldı ve kazanıldı. Bakın bir savaş kazanıldı ve kazanıldı. Size çok olumlu olarak gözüküyor değil mi? Oo, savaş kazanıldı. Vay be, harika diyorsunuz.
Ama bir de olumsuz yanı var. Moğollar. Moğolları bilen var mı? Moğollar tarihin görmüş olduğu en yağmacı kavimdir. Acıma yok, duygu yok. Öldürürler sadece. Dünyaya egemen olmak isterler. Moğollara geçit açılması hiç iyi olmadı. O yüzden Alaaddin Kekubat ne yapacak? Moğol tehdidine karşı imar çalışmaları yapacak. Hocam, imar ne demek? İmar, bakım ve onarım demektir. Unutmuyoruz. Mengücek'lere son veriliyor. Erzincan ve çevresinde kurulan bir beyliğe son verildi. Suğudak Limanı alındı. Artık deniz aşırı seferler gerçekleşecek değerli arkadaşlarım. Biz bu döneme en parlak dönem diyoruz. Alaaddin Kekubat zehirlenerek öldürülüyor ve öldürülmesinde etkin rol oynayan kişi Saadettin Köpek'tir değerli arkadaşlarım. Şimdi diyeceksiniz ki hocam niye köpek diyorlar? O dönemde köpek iyi anlamda kullanılıyordu. Çünkü biliyorsunuz ki köpekler sadıktır. Saadettin Köpek de öyleydi ama sonradan bozuldu değerli arkadaşlar. İkinci Gıyasettin Kehüsrev dönemi. Küçük yaşta tahta geçen bir hükümdar. O yüzden bu dönemde isyanlar baş gösteriyor. Türk tarihinin ilk dini nitelikli isyanı Baba İshak isyanıdır. Büyük bir isyan devre zorla bastırıyor. İlhanlılarla yani Cengiz Han'ın torunu Hülagü Han ile Köse Dağı Savaşı gerçekleşti ve kaybedildi. Moğollara geçidi açarsan maalesef. Anadolu Türk Siyasi Birliği bozuldu. ATSB bozuldu. İkinci Beylikler dönemi başladı. Birinci Beylikler Malazgirt Savaşı'ndan sonra, ikinci Beylikler Köse Dağı Savaşı'ndan sonra en önemli beylikler Osmanlı Beyliği, Karaman Beyliği, Karesi Beyliği, ne güzel yazdı, doktor yazısı gibi maşallah. Karesi Beyliği, Menteşe Beyliği, Saruhan Beyliği gibi önemli beyliklerdir. Siz beni dinleyin. Türkiye Selçuklu Devleti Moğol egemenliği altına girdi ve Moğol istilası başladı. Bakın, Moğol istilası olumlu sonuçları da beraberinde getirmiştir. Nasıl olumlu hocam? Çünkü Moğol istilası sonucunda değerli arkadaşlarım, Anadolu'nun Türkleşme süreci hızlanıyor. Bu beyliklerin kurulmasıyla. Anlaştık mı? Şimdi bu dönemde sen neyi bileceksin? Mevlana'yı bileceksin. Mevlana Celaleddin Rumi. Yunus Emre'yi bileceksin. Risaletün Nusiye. Ravendi'yi bileceksin. Bu dönemin en önemli kişileridir. Koca Hasan Medresesi bu dönemde inşa edildi. Deniz ticaretiyle uğraşıldı. Haçlarla mücadele edildi. Bakın önemli bilgiler bunlar. Şıklar da karşımıza çıkar. Devlet meseleleri divanda görüldü. Divan günümüz meclis anlamı taşıyor. Divan-ı Mezalip. Değerli arkadaşlarım şöyle yapalım. Hac seferlerinden de bahsetmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, Divan-ı Mezalim günümüz Anayasa Mahkemesi'dir. Hükümdar bizzat başkanlık eder. Buna dikkat. Divanı inşa yazı işleridir. Divanı istifa mali işler. Divanı arz ordu işleri. Güzel yapıyorum değil mi? Divanı israf divanları teftiş eder. Hangilerini hocam? Yazı ve maliyeyi teftiş eder. Bu devlet Fars kültürünün etkisi altında kalmıştır. Kehüsrev, Kekubat ve Keykavus gibi. Ben bahsetmiştim zaten az önce. Hac seferleri hakkında bilgi vermek istiyorum sizlere. Sebepler: Türkleri Anadolu'dan atmak, Kudüs'ü geri almak, Papa'nın güçlenmek istemesi, doğunun zenginliklerine ulaşma isteği ve feodalitenin güçlenmek istemesi. Feodalite toprak sahiplerine verilen isimdir. Büyük toprak sahipleridir bunlar. Bakın en önemli sebep dini sebeplerdir. Kudüs'ü geri almak en önemli etkendir değerli arkadaşlarım. Sonuç: Papa ve kilise güç kaybetti. Feodalite zayıfladı. Kudüs Müslümanlarda kaldı. Avrupa kültürel yönden zenginleşti. Haçlar 1. Haç seferinden galip gelirken diğer 3 seferden ne yazık ki, ne yazık ki demeyelim gerçi. Hristiyan taraf neyse. Müslümanım bu arada hemen endişeye kapılmayın. Değerli arkadaşlarım. 1. Haç seferini Haçlar kazandı. 2. Haç seferini Müslümanlar. 3. Haç seferini Müslümanlar. Dördüncü hac seferi amacından saptı ve İstanbul yağmalandı. Yani dördüncü hac seferi Hristiyanlar arasında gerçekleşen çatışmalardır. Anlaştık mı? Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. Not tutmayı unutmayın. Hoşça kalın. Değerli arkadaşlarım, 2. Beylikler dönemi, Osmanlı'nın kısa sürede büyümesinde etkili olan etmenler ve padişahlar hakkında değerlendirme yapacağız. Hazırsanız hemen başlıyoruz. 2. Beylikler dönemi hakkında sizlere bilgiler vereceğim. Çünkü biliyorsunuz ki TYT'de sadece yorum soruları çıkmıyor. Şimdi 2. Beylikler dönemi ne zaman başladı? Köse Dağı Savaşı'ndan sonra değil mi? Buna dikkat et. 1. Beylikler Malazgirt Savaşı'ndan sonra başlarken
İkinci Beylikler dönemi Köseda Savaşı'ndan sonra başlamıştır. İlk Beylik Osmanlı Beyliği nerede kuruldu? Söğüt ve Domaniç'te. İkinci Beylik Karaman Beyliği. Konya ve çevresinde kuruldu. Osmanlı'yı en çok uğraştıran beyliktir. Kalesi Beyliği Çanakkale ve Balıkesir çevresinde kuruldu. Osmanlı'ya katılan ilk beyliktir. Saruhan Beyliği Manisa ve çevresinde kurulurken Menteşe Beyliği Muğla ve çevresinde kurulmuştur. Ayrıca diğer denizci bir beylik olan Aydın Beyliği zaten ismi üzerinde Ege bölgesinde kurulan, Batı Anadolu'da kurulan bir beylik. Germiyanoğulları Kütahya ve çevresinde kurulmuştur. Osmanlı'ya çeyiz yoluyla katılmıştır değerli arkadaşlarım. Hamitoğulları Isparta ve çevresinde kurulan bir beylik olur. Osmanlı'ya altın yoluyla ya da para yoluyla katılmıştır. Dulkadir Beyliği Maraş ve Elbistan'da katıldı. Maraş ve Elbistan'da kuruldu. Osmanlı'ya katılan son beyliktir. Ramazan Beyliği Adana ve çevresinde kurulan bir beylik iken Candar yani İsfendiyar Beyliği Sinop ve Kastamonu dolaylarında kuruldu. İkinci beylikler bu şekilde. Yerlerini bilmeniz lazım. Soru çıkabiliyor. Şimdi Osmanlı Devleti kısa sürede nasıl büyüdü? Değerli arkadaşlarım. 1. Coğrafi konu. Niye hocam? Çünkü Osmanlı Devleti Moğollara komşu değildi. Eğer Moğollara komşu olunsaydı belki de şu anda tarihte Osmanlı diye bir devletten bahsetmeyecektik. 2. Yüzyıl Savaşları. İngiltere ile Fransa arasında gerçekleşen savaşlar Osmanlı'nın kısa sürede büyümesinde etki etmiştir. Savaşlar 116 yıl sürmüştür değerli arkadaşlarım. İstimalet. Osmanlı'nın özellikle Balkanlarda uygulamış olduğu hoşgörü politikasıdır. İskana birazdan geleceğim. Balkanlarda siyasi birliğin olmaması, şöyle düşünebilirsiniz, siyasi birlik olmadığı için Osmanlı kısa sürede büyüme alanı bulmuştur değerli arkadaşlarım. Gaza ve cihat, din uğruna yapılan savaşlardır. İslamiyet'i yayma düşüncesidir. İki önemli etken. Ahi teşkilatının faaliyetleri, özellikle Osman Bey'in Şehidebali'nin kızıyla evlenmesi en önemli etken olmuştur. Ve hükümdarların liyakat sahibi olması. Hocam liyakat ne demek? Liyakat işini layıkıyla, görevini layıkıyla yapan kişi demektir değerli arkadaşlar. Şimdi geldik asıl meseleye. İskan politikası. Çıkar. Çıkacak. İskan siyaseti. Kısaca biz buna ne diyoruz? Yerleştirme politikası diyoruz değerli arkadaşlar. Amaç 1. Bölgeyi bayındır hale getirmek. Bayındır ne demek? Kalkındırma demektir. Buna dikkat edeceksin. Bölgeyi şehirleştireceksin. Bölgeyi İslamlaştırıp Türkleştirme. Konar göçer Türkmenleri yerleşik hayata geçirme ve bölgede kalıcılığı sağlamaktır. İskan siyasetinin en önemli amaçları bunlardır. Mutlaka not tutmanız lazım. Şimdi geldik padişahlara. Buralar bu bilgiler çok önemli. İlk padişah Osman Bey. 1299 yılında kendi adına hutbeyi okutarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Ayrıca bakır parayı bastırarak ekonomik bağımsızlığı da sağlamıştır. İlk vergi bu dönemde alınıyor. Verginin ismi Bağcı Pazar Vergisi. Esnaflardan alınır. İlk kadı. Kadı kimdir? Adaletten sorumlu olan kişidir değerli arkadaşlarım. Günümüz hakim ya da yargıç gibi düşünebilirsiniz. Bilecik, Karacahisar, İnegöl, Yuntisar gibi yerler alınmıştır. Ayrıca Bizans ile ilk savaş olma özelliği taşıyan Koyunhisar yani Bafeon ya da Bafeus Savaşı gerçekleşmiş ve kazanılmıştır. Böylece Osman Bey tarih sahnesine çıkıyor değerli arkadaşlarım. Bursa kuşatılıyor ancak alınamıyor Osman Bey'in rahatsızlığından dolayı. Biliyorsunuz ki padişahlarda genelde zengin hastalığı oluyor. Yani gut hastalığı. Fazla et yemekten dolayı ortaya çıkan bir hastalıktır. İkinci padişah Orhan Bey. Önemli bir padişah. Çıkma ihtimali yüksektir. Dikkat edelim. Babasının yarıda bıraktığı işi tamamlıyor. Yani Bursa'yı alıp başkent yapıyor. İlk düzenli ordu kuruldu. Yay ve müsellem. Osman Bey'e bir kez daha gelmek istiyorum. Osman Bey döneminde düzenli ordu yoktu. O yüzden genelde alperenler etkin rol oynamıştır değerli arkadaşlarım. İlk düzenli ordu kuruldu. Yay ve müsellem. Divan günümüz meclis gibi düşünebilirsiniz. Ya da bakanlar kurulu. İlk vezir Alaaddin Paşa padişaha yardım edecek. İlk saray Bursa'da inşa edildi. Sarayın ismi Bursa Bey Sarayı. Anlaştık mı? Değerli arkadaşlarım Orhan Bey'den devam ediyoruz. İlk medrese açıldı. İznik Orhaniye Medresesi. İlk cami inşa edildi. Hacı Özbek Camisi. Ve gümüş para bastırıldı. Osman Bey döneminde bakır para, Orhan Bey döneminde gümüş para. Ayrıca sultan unvanını kullanan ilk padişahtır. Karesi Beyliği alınarak Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlama yolunda ilk adım atılmıştır değerli arkadaşlarım. Ve Bizans'la Maltepe yani Palekano Savaşı yapılmıştır. Savaşın önemi Bizans'ın Anadolu ile bağlantısı kalmamıştır. Ayrıca Bizans İmparatoru Kantekuzen'e yardım ettiği için Çinpe Kalesi kendisine üs olarak verilmiştir. Biz buna ne diyoruz? Rumeli'deki ilk toprak parçası diyoruz. Anlaştık mı? Şimdi geldik Murat Hüdavendigar dönemine.
Yeniçeri Ocağı kuruldu. Yeniçeriler kimlerden oluşuyor? Devşirmelerden. Devşirme ne demek hocam? Devşirme, gayrimüslim çocukların küçük yaşta alınıp yetiştirilmesidir. Bunlar nasıl yetiştirilecek? Türkistan gelenek ve göreneliklerine göre yetiştirilecek. Acemi Ocağı kuruldu. Yeniçeri Ocağı'na alınmadan önce eğitim veriliyor. Topçu Ocağı kuruldu. Kapıkulu ordusu kuruldu. Padişaha en yakın birliklerdir. Sarayı korurlar. Gazaskerlik, defterdarlık ve sadrazamlık makamları oluştururdu. Gazasker, kadı ve müderris ataması yaparken defterdar, mali işlerden sorumlu olan kişidir. Sadrazam, kralın, yani kralın değil, padişahın sağ kolu olarak bilinir. Anlaştık mı değerli arkadaşlarım? Veraseti ilk defa değişti. Hocam veraset ne demek? Veraset kimin tahta geçeceğini belirlenmesidir. Osman ve Orhan Bey döneminde ülke hanedanın ortak balığı iken 1. Murat döneminde ülke padişah ve oğullarınındır anlayışı getirildi. Yani ilk defa değişti. Germiyan Beyliği çeyiz yoluyla alındı. 1. Murat oğlu 1. Beyazıt'ı yanına alarak Kütahya'ya gidiyorlar değerli arkadaşlarım. Ve burada akrabalık bağı kurularak Germiyan oğullarından hem kız alınıyor hem de toprak alınıyor. Gayet güzel. Hamit Beyliği para karşılığı Osmanlı'ya katılan beyliktir değerli arkadaşlarım. Ayrıca Bulgar-Bizans ittifakına karşı Sazlıdere Savaşı yapıldı ve kazanıldı. Neresi alınacak? Edirne alınacak. Edirne alındığı için Haçlılar saldırıya geçecek ve böylece Haçlılar ile ilk savaş olma özelliği taşıyan Sırp-Sındığ Savaşı gerçekleşecekti değerli arkadaşlarım. Bu savaşı 1. Murat kazanacaktı. Kimin komutasında? Hacı İlbey'in komutasında. Sazlıdere Savaşı'ndan 2 yıl sonra Edirne başkent yapılmıştır. Bursa'dan başkente taşındı. Çirmen Savaşı kazanıldı ve Makedonya yolu Osmanlı'ya açıldı. Balkanlarda ilerleme devam ediyor. Plojnik Savaşı'nda Lala Şahin Paşa komutasındaki Akıncı Birliği Haçlar yenildi ve Haçlar ile yapılan 1. Kosova Savaşı kazanıldı. Balkanlardaki hakimiyet gitgide güçleniyor. 1. Murat savaş sırasında şehit düşmüş. Savaş sırasında şehit düşen ilk ve tek Osmanlı padişahıdır. Ayrıca bu savaşta ilk defa gürültülü amaçlı top kullanmıştır değerli arkadaşlarım. Savaş sırasında tahta geçen padişah 1. Beyazıt olmuştur. Yani Yıldırım Beyazıt. Niye Yıldırım hocam? Çünkü savaşlarda taktikleri ve manevralarıyla işte böyle şeyler yapıyor savaşta. Çok hızlı olduğu için Yıldırım unvanını alıyor. Gerçekten mükemmel bir padişah. İstanbul 4 defa kuşatıldı ama bazı sebeplerden dolayı alınamadı. Anadolu yani Güzelcehisar'ı inşa edildi. Bizans'a gelebilecek yardımları engellemek için. İlk culus dağıtıldı. Culus ne demek hocam? Culus her padişah değişikliğinde Yeniçerilere verilen bahşiştir. Haçlar ile Nibolu Savaşı yapıldı ve İstanbul kuşatması kaldırılarak Haçlara karşı mücadele verilerek savaş kazanıldı. Böylece Bulgaristan egemenlik altına alındı. Sultan-ı İklim-i Rum unvanı almıştır bu savaştan sonra. Ne demek hocam bu? Sultan-ı İklim-i Rum, Anadolu diyarının sultanı demektir. Bu unvandan sonra Anadolu Türk siyasi birliği büyük ölçüde sağlamıştır. Ve gelelim asıl meseleye. Tarihimiz 1402. Ankara Savaşı. Kiminle gerçekleşti? Kime karşı gerçekleşti? Timur'la. Savaşın sebebi. Hakaret dolu mektuplaşmalar. Mesela Yıldırım Beyazıt ne diyor Timur'a? İhtiyar köpek diyor. Sen kimsin ki beni yeneceksin? Sendeki esirleri serbest bırakacaksın diyor Timur'a. Timur da hiç istifini bozmuyor değerli arkadaşlarım. Ve güzel bir şekilde yazıyor. Savaşın en büyük sebebi mektuplaşmalardır. Diğer önemli etken Türkistan dünyasının liderliği düşüncesidir. Diğer bir etken can hakimiyeti düşüncesidir. Savaşı Timur kazanıyor ve Beyazıt esir düşüyor. Fetret devri başlıyor. Biz buna ne diyoruz? Taht boşluğu diyoruz. Yıldırım Beyazıt'ın oğulları arasında taht kavgaları çıkıyor. Anadolu Türk Siyasi Birliği bozulmuş ve Bizans'ın ömrü 50 yıl uzamıştır. Oğulları İsa, Musa, Mehmet ve Süleyman. 4 oğul arasında taht kavgası çıkıyor. Timur ne yapıyor değerli arkadaşlarım? Yıldırım'ın bir oğlunu yanında götürüyor. O kişi de Mustafa'dır. İleride Osmanlı'nın tekrardan dirilmesine olanak sağlıyor Timur. Diyor ki tekrardan bu devlet dirilebilir. Bu sefer Mustafa'yı üzerlerine salacağım ve tekrardan taht kavgası çıkacak. Ve Timur ileri görüşlü bir komutan olduğu için aynı şey yaşanıyor değerli arkadaşlarım. Geldik 1. Mehmet dönemine. 1. Mehmet Osmanlı tarihinin ikinci kurucusu olarak bilinir. Niye hocam? Çünkü bu kişi Fetret devrine son vermiştir. Güçlü bir padişah.
Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni tekrardan sağlamak istemiştir. O yüzden Saruhan Beyliği'ni tekrardan egemenlik altına alıyor. Şeyh Bedrettin İsyanı Osmanlı tarihinde ortaya çıkan ilk dini nitelikli isyandır. Baba İshak'la karıştırmayacaksın. Baba İshak Türkiye tarihinin yani Türk tarihinin Türkiye değil Türk tarihinin ilk nitelikli isyanıdır. Venedik ile ilk savaş olma özelliği taşıyan Çalıbey Deniz Savaşı yapılmış ve kaybedilmiştir. Ayrıca Çalıbey savaş sırasında şehit düşmüştür değerli arkadaşlarım. Son padişahımız 2. Murat. Ebu'l-Hayrat yani hayır babası olarak bilinir. İstanbul'u kuşatan padişahtır. İlk kuşatan Yıldırım Beyazıt'tı. Haçlar ile barış antlaşması özelliği taşıyan Edirne Seginli Antlaşması imzalanıyor. Ve ayrıca tahtı gönüllü olarak 12 yaşındaki oğluna bırakıyor. Kim? Tabii ki 2. Mehmet'e. Yani Fatih Sultan Mehmet'e bırakıyor. Çok ilginç değil mi? Ardından tekrardan tahta geçerek Varna Savaşı'nı Haçlara karşı gerçekleştiriyor. Ve Haçları mağlup ediyor. Ardından Haçlara karşı gerçekleşen 2. Kosova Savaşı'nı kazanıyor. Önemine dikkat et. Balkanların Türk yurdu olduğu kesinleşmiş ve Haçlılar savunmaya çekilmiştir. Beylikten devlet Osmanlı siyaseti bu şekilde değerli arkadaşlarım. Bir sonraki paylaşımda dünya gücü Osmanlı'yı işleyeceğiz. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.